Efendim? Alo. Efendim? Serkan Bey'i arıyorum ben. Benim. Sen misin Serkan? Benim. Karımın cep telefonunda sana ait bir mesaj var. Sen bir anlat bakayım, ne iş yapıyorsun, ne ayaksın sen? Nerede efendim? Karımın cep telefonunda diyorum, sana ait, bu numaraya ait bir mesaj var. Sen bir anlat bakayım, ne ayaksın sen? Sen ne iş Ha yapıyorsun? biz bilgisayarlıyız efendim. Neyicisin sen? Bilgisayar. Şifre mi lan bu? Ha? Kimi arasam bilgisayarcıyız? Şifre mi oğlum bu? Yok abi, ne şifresi? Neredensin lan sen, söyle bakayım bana. Gerçi burada yazıyor, Etimesgut'ta oturuyormuşsun. Ev adresine kadar hepsi yazıyor. Bir ev Evet. arkadaşıyla beraber yaşıyorsun, doğru mu? Doğru abi, evet. Siz nereden aldınız? Siz kimsiniz pardon bu arada? Benim nereden alıp almayacağım önemli değil. Sen Havva'yı tanıyor musun Havva'yı? Bak hiç soyadını falan filan hiç söylemiyorum. Eğer aranızda özel bir ilişki varsa Havva'yı tanıyor olman lazım zaten. Havanın bizim bilgisayar, evet, Ulan müşterimiz böyle hanımla manımla konuşma, bak dilini kulağına bağlayacağım şimdi senin ha. Benim asabımı bozma lan. bu. Pardon, siz neyi alıyorsunuz hanım? Kocası oluyorum ben Havva'nın. Ha beyefendi, ha, özür dilerim, kusura bakmayın, buyurun. Ne demek oğlum beyefendi meyefendi? Karımın cep telefonunda müsaitsen sana geliyorum diye mesaj var oğlum. Abi öyle değil şimdi, Öylesi hanım. böylesi yok oğlum bu işin. Nasıl o zaman? Ben senin karına göndersem aynı mesajı. Beyefendi şimdi siz yanlış Lan anladınız. beyefendisi falan yok, kes sesini, benim sorduklarıma cevap ver. Kaç yaşındasın sen? Bunun ne alakası var? Alakayla yaşını, bak alakayla yaşını bağlarım, bir daha hayatın boyunca cümle kuramazsın. Sadece sorduklarıma cevap ver, son kez adam gibi uyarıyorum seni. Kaç yaşındasın oğlum sen? Beyefendi benim yaşımdan Kaç değil. yaşındasın sen? Beyefendi yok, benim adım Bela. Kaç yaşındasın? 35 yaşındayım. Ne iş Buyurun. yapıyorsun, anlat bana. Bilgisayarcıyız dedik efendim işte. Bilgisayar, internet ile ilgili bir problem vardı hanımefendinin. Bizi aradı. Biz de dedik artık ulaşamayınca cebine mesaj attık. Oğlum bak zaten bazı şeylerden şüpheleniyorum. Gecenin bir yarısında bu kadın kalkıyor benim yanımdan, gidiyor su içeceğim diye. Bir yakalıyorum ki bilgisayarın başında. Siz ne ayaksınız ya? Siz beraber yazışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bana bir onu söyle bakayım. Anlat sen bana. Sen benim karımı nereden tanıyorsun oğlum? Benim için en önemli Beyefendi. olan bu. Bak kafayı hakikaten çizdim. Bak ciddi söylüyorum ki kafayı çizdim. Bu mevzu namus davasına girer. Karıma ne Beyefendi. yapıyor? Bak kes sesini. Karıma ne yapıyorsam herkese de aynısını yaparım ama bu herkesin içerisinde birincilikli sıra sende. Ona göre. Bundan Siz sonra yanlış kes anlıyorsunuz. sesini. Bak lafımı bir kere daha kesme benim oğlum. Peki. Bilgisayarcıymış. Ağzında kaç tane diş var? Klavye tuş sayısı kadar var mı? Ha? Var tabii, buyurun. Ha bir de var bir de da oğlum bak bir kere daha dalgavari konuşursan ağzındaki bütün dişleri çıkartır klavyeye tuş diye Efendim sokarım ben oğlum. dalgavari konuşmuyorum tabii ki, siz Ben haklısınız. sana diyorum ki bak ben sana Yanlış diyorum ki bak anlamışsınız ama, bakın bir de buyurun. yanlış manlış değil bak ben sana diyorum ki karımın cep telefonunda bu numaraya ait hazırsan geliyorum diye mesaj var. Hazırsan demedim efendim de, yani Hazırsan oğlum sanki. hazırsan, sen nasıl bilgisayarcısın? Seni ben eve çağırmadan önce ne gibi bir hazırlık yapmam? Rahat bir şey mi giyeceğim yani üstüme? Ne Estağfurullah, yapacaksın? Ne yanlış anladınız. yapacaksın oğlum? Ne yapıyorsun? Eve gelip ne yaptın? Hanımefendi, Ha beni ilgi bak. Aradığımdan karımın haberi yok. Tam böyle işin adını koymadan, sana da ona da ne yapacağıma karar vermeden, ona da söylemedim ama seni aramak için böyle çok zor durdum, tamam mı? Böyle 3 gün, 4 gün böyle çok zor durdum. Al bak telefon numarandan adresine kadar buldum. Ya bana paşa paşa efendi efendi seve seve anlatacaksın. Bak seve seve diyorum. Ya anlatacaksın ya da ben gece oturduğun eve gelip seve seve anlattıracağım sana. Hangisi? Vallahi beyefendi şimdi bakın, siz yanlış anlamışsınız. Bak Öncelikle onu yanlışım konuşalım. anlaşı yok. Bir kere beyefendi değil. Benim adım Abbas. Bak kes sesini oğlum. Aramızda bir Bak şey. ben konuşurken benim lafımı bölme oğlum. Benim lafımı bölme. Peki, buyurun. Beyefendi Tamam. yok Abbas abi. Bu saatten sonra bu. Peki Abbas abi, peki abi. Buyur abi. Şimdi bana anlat. Şimdi abi, geçenlerde bir internetiniz bozulmuş herhalde sizin. Bizim evde Yenge internet yok. Ama yenge, internetimiz bozuldu Aması dediniz. yok Saat. oğlum, bak bu işin aması falan yok. Bizim evde internet yok diyorum sana. Demek Efendim ben var, yani demek benden makinede. gizli yok yok demek benden gizli internet var. Bu siz nasıl tanıştınız? Bana bir anlat bakayım. Ben bilgisayarı bizim bir arkadaştan aldım, ikinci el. Servise mervise falan filan hiçbir şeye kayıtlı değildi çünkü. Valla beni Ne diye aradı. aradı İşte seni? işinizin Seni ne diye telefonunu. aradı? Ne diye? Senin numaranı nereden buldu? Bana bir onu söylesen. Seni ne diye aradı? Ya bilgisayar diye internetten bulmuş herhalde. Seni niye arıyor Ben. peki? Seni niye arıyor? Bu memlekette bu kadar bilgisayar tamircisi varken seni niye arıyor oğlum? Bana bunun açıklamasını yap. Vallahi beyefendi bilemiyorum. Şimdi siz onun eşinizle Bak bana yine konuşuyorsunuz ama ben. beyefendi dedin. Kimdim oğlum ben? Peki Abbas abi, özür diliyorum. Kusura bakma. Yani yanlış anlıyorsun ama şimdi biz eşinizle konuştuğumuzda internetle ilgili bir problem var dedi. Akşam saat 11 gibi gelmenizi istedi. Ama biz tabii ki
11 üzerlik servis vermiyoruz. Ben onu kendisine telefon açtım. Telefonu meşgule düşürdü. Herhalde sizin yanınızdaydınız artık. Bilmiyorum, kalabalık bir ortam mıydı? Ne demek oğlum kalabalık? Benim karımın ne işi var lan kalabalık ortamda? Ne demek istiyorsun sen? Bilemiyorum tabii, doğru. Nasıl bilemiyorsun? Sen neredesin oğlum? Bana şu an nerede olduğunu hemen şu an bana bir söyle bakayım. Sen neredesin şu an? Abi, Eryaman'dayız. Evet. Tamam, neredesin? Ben Eryaman'a gelip seni nasıl bulacağım şimdi? Tek başıma geliyorum, hiç merak yapma. Eryaman'a geleceğim, seni şu anda nasıl bulacağım? Senin Abbas abini yerim oğlum şu an. Sen kimsin ki benim karıma kalabalık bir yerdeydi diyorsun? Abi, sensin kalabalık yerde. Sensin kalabalık yerde. Sensin o. Abi özür dileriz. Yani eğer bu yanlış anlaşılacaktı tahmin ettim ama kusura bakmayın yani sonuçta... Sen gecenin bir yarısı... Sen nasıl bilgisayar tamircisi? Donla mı geliyorsun lan sen evlere? Rahatsan geleyim, hazırsan geleyim bilmem ne. Hayırdır? Yok abi, yani, kırmızıdan yani, mavi tişört mü gelip tamir ediyorsunuz siz bilgisayarları? Neyse kes sesini. Bana böyle lakayt cevap ver. Hem suçlusun hem güçlüsün. Seni bulduğum zaman bak şu anda telefonda konuşuyorum ama bu namus davasına girer. Beyefendi, seni bulduğum zaman bak kes sesini. Senin beyefendini yerim. Senin beyefendini harbiden bak mayonezle yerim hem de. Benim asabımı bozma. Bak seni bulduğum zaman yapacaklarımın yarısı aklımda yok oğlum. Bak seni abi, bulduğum zaman yapacaklarımın yarısı aklımda yok şu an bak yok. Sen benim 4,5 sene süren mutlu mesut bahtiyar evliliğimde sabah bir kalkıyorum mesajı görüyorum. Afakanlar basıyor böyle beni. Kimsin diyorum bilgisayarcıyım diyor. Lan bilgisayarcı ben, kes sesini bilgisayarcı kadına böyle mesaj mı gönderir? Hazırsan geliyorum diye. Bir kere daha söyle sen. Hazırsa derken ne yapacağız hazırlanmak için ne yapacağız? Benim bilgisayarım bozuldu şimdi evimde ne yapayım? Küveti mi doldurayım hazırlanırken ne yapayım? Hayır abi yanlış anladınız. Bak şimdi modem hazır mı? Ne yapayım? Kaşlarımı mı aldırayım? Bıyıklarımı mı boyatayım? Ne yapayım oğlum? Ne demek var hazırsan? Hazırsan ne demek oğlum? Bana bunun açıklamasını yap. Hazırsan ne demek? Hazırsan bak, geliyorum. Yani, bak hazırsan geliyorum dedi. Bak mesajın başında sonunda ne bir hanımefendi ne bir ablacım ne bir şey. Hiçbir şey yok. Hazırsan geliyorum. Sen ne ayaksın oğlum? Ha? Neye hazırlar? Hazırım. Aynı evdeyim. Bak o geldiğin evdeyim. Aynı evdeyim. Çıplağım. Hazırım seni bekliyorum. Gel benim bilgisayarıma bak. Abi özür dilerim. Özürüm yok oğlum bu işin. Bilgisayarım bozuldu. Eve gel. O geldiğin eve. Havva'nın evine gel. Seni bekliyorum şu an. Kaç dakikaya buradasın? Fatih abi şimdi yani yanlış anlamışsınız. Kusura bakmayın ama yani biz öyle bir şey demek istemedik. Yani ben öyle bir şey söylemek istemedim ama siz yanlış anlamışsınız. Sen, tamam sen ne demek istedin? Bana bir onu söyle bakayım sen. Ben modem hazır mı anlamadım ama tabii ki yanlış anlaşılmış. Siz devamını okumamışsınız herhalde. Senin devamı falan yok. Sadece tek bu mesaj bak. Aynen böyle. Hazırsan geliyorum. Bana bunun açıklamasını ya şu an yapacaksın ya da çok büyük sıkıntılar yaşayacağız seninle. Ama hiç merak etme. Bak hiç merak etme. Mahkemeye itikal etmez. Eder ama sen gelemezsin. Ben kendim giderim. Çünkü gelecek bir Serkan'ı bırakmayacağım ben. Anladın mı? Kararım kesin ve net. Çünkü 4,5 yıllık evliyim. Sabah kalkıyorum. Senin bu telefon mesajını görüyorum. Benim evliliğim riske giriyor. Hazırsan gel. Bir kere daha söylüyorum. Ben bilgisayar kullanıyorum kardeşim. Benim bilgisayarım bozuldu. Evdeyim hazırım seni bekliyorum. Kaçta geleceksin? Çabuk söyle. Affas abi. Yani yanlış anladınız. Biz şimdi yani öyle bir şey söylemek istedik ama siz tabii ki farklı düşünmüşsünüz. Yani geliriz gene. Gelmeye de geliriz de siz de bu şekilde davranırsanız hoş bir şey değil yani. Ne olur bu şekilde davransam? Ha? Sen benim karıma kalabalık yerdeydi belki de. Yok mesaj yapamadı. Yok mesaj yani, gönder. Ne olur oğlum bu şekilde davransa sabaha kadar bak seni bağlayıp zorla sabaha kadar bu şekilde davransam ne olur lan? Bana ne yapacaksın bu saatten sonra? Abi haklısın. Ha ben kafayı çizmişim yani, diyorum. Ne yapacaksın oğlum bana? Bana ne? Sen beni tehdit mi ediyorsun oğlum? Ha? Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Ha? Yok abi. Tamam şimdi mevzuyu anlat. Bana mevzuyu anlat hemen. Hemen şu dakika bana mevzuyu anlat. Bak dişlerimi sıkarak yani, konuşmaktan çok bak ortodontiye gideceğim oğlum senin yüzünden. Kızmışsınız ama şimdi bakın biz konuyu o şekilde anlat yani eşiniz nasıl anlat ya da siz nasıl okudunuz bilmiyorum ama bu şekilde değil biz modem hazır mı diye yazdık açıkçası ama siz tabii ki yanlış anlamışsınız. Yani ne? Madam mı? Madam hazır mı? Sen bir de modem. Benim karıma madam hazır mı diye mesaj mı gönderdin oğlum? Modem efendim madam değil yanlış anladınız bakın niye yanlış anladınız? Madam ne oğlum madam ne? Bana bilmediğim şey söyle benim bildiğim madam matmazel. Öyle değil efendim. Yani onunla alakalı değil. Modem, ADSL modem. Yani biz internetimizde... Seni var ya, bak seni bitirdim. Sen benim karıma madam hazırsanız geleyim diye bir de bana bunu yüzüme söylüyorsun öyle mi? Abi ha? Öyle demedim. Yani, yanlış anlıyorsunuz bakın. Evet, madam hazırsanız geleyim dedi. Ne oldu? Karım sana ne cevap verdi? Gönderilenlerde sana gönderilen bir mesaj yok. Cevap vermedi. O yüzden de biz gelemedik zaten. Sıkıntı oradan kaynaklı. Gelemedik derken ince bir mesaj mı var burada?
Hayır estağfurullah, ne alakası var? Yani biz şimdi buraya modelin problemi deyince ona gelmek istedik. Mesaj yazdık, eğer duymuyorsa kalabalık bir ortamdadır zannettik. Bak hala kalabalık ortam diyor. Oğlum bak bak kalabalık diyen ağzını yorgan ipliğiyle dikerim senin. Bir de hayatın boyunca en ufak bir sesli harfi bile zikredemezsin. Özür dilerim abi. Kusura anladın mı? Anladım abi, tamam. Devam et. Anladım. Devam et. Valla abi işte böyle deyince biz de mesaj attık. Ama tekrar cevap vermedi. O yüzden de gelemedik. Tabii siz de sabah mesajı görünce farklı algılamışsınız. Tabii ki böyle bir şey yok aramızda. Ben hanımefendiyi tanımıyorum bile yani. Bana sadece internetten ulaştı. İnternetinizle ilgili bir problem vardı. Bir arkadaşım evindeymiş herhalde. Oradan bize mesaj attı. Dedi ki böyle böyle biz bilgisayardan anlıyor musunuz? İşte şudur budur. Biz dedik tabii ki biz ADSL bahisiyiz. Dedi gelip benim internetimi yaparsam ama ben de akşamları geç evde oluyorum dedi. Biz de geç olunca aradık. Bir aradığımızda çok ses vardı telefonunda. Herhalde dedik duymuyor. Hani telefonun cebinde mi açıldı artık bilmiyorum. Ondan sonra da tabii ki dedim mesaj atayım en güzeli. Mesaj attım ama siz yanlış algılamışsınız abi. Şimdi bak. Beni iyi dinle. Sana çok açık ve net konuşacağım. Beni duydun mu? Duyuyorum abi. Bak 4,5 senelik evliliğim söz konusu. Çocuk bilerek yapmadık ki aramıza kimse girmesin diye. Allah, ama Allah, lafını kesme! Özür dilerim. Bilerek çocuk sahibi olmadık ki aramıza kimse girmesin, birazcık evliliğin tadını çıkartalım diye. Bir sabah bir kalkıyorum. Mesaj. Hazırsan geliyorum. 1. Kim hazırlanıyor, nasıl hazırlanıyor? 2. Nereye geliyorsun? 3. Madam mevzusunu yemedim. Hazırlan madam kim? Buradaki madam kim? Bana bunu söyle. Abi öyle bir madam falan diyebilir demin mi? Kendi ağzınla söyledin. Madam hazırsa geliyoruz demek istedik dedin. Abi ağzım suçtu. Madam modem demek istedim. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Siz konuyu yanlış algıladınız bu arada. Benim karımı hiç gördün mü oğlum sen? Görmedim efendim. Görmedin mi? Sana çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Evli misin? Evliyim efendim. Evlisin peki. Açık ve net söyleyeceğim sana. Çok açık soracağım. Erkek gibi cevap vereceksin bana. Benim karım beni aldattı mı? Doğru söyle bak. Bak oğlum doğru söyle. Bak bak dur bir dakika lafım bitmeden. Abi. Lafım bitmeden cevap verme. Dilim damağım kurudu. Tek cevap. Bak ben kuvvetli adamım. Ben bunun cevabını kaldırırım. Amma ve lakin istemediğim bir cevap varsa şayet bu dünyadan da birkaç şeyi kaldırırım. Benim karım beni aldattı mı? Hayır Atlas abi ne aldatmasın ya. Ben işinizi tanımıyorum bile. Yani bilemiyorum tabii sonuçta. Kendisini tanımıyorum. Ben sadece bir sefer bir telefon açtım o kadar. Başka tanımıyorum eşinizi. Bu kadar diyorsun yani öyle mi? Bu kadar abi tanımıyorum. Tamam kardeşim. Bana, tamam. Bana sen başka şans bırakmadın. Delikanlı hı gibi yüzüne karşı söylüyorum bak. Buyur abi. Bu gece, yarın gece, ondan sonraki gece hiç önemli değil. Ama bir gece evine gidemeyeceksin ve o gidemediğin gecenin gündüzü seni görenler hayatında son kez görmüş olacaklar. Bunu bütün tanıdıklarına söyle. Tamam mı? Tamam. Bir de tamam ha. Seni var ya bitirdim oğlum. Sen benim evliliğimi bitirdin, ben de senin hayatını bitireceğim. Abi kusura bakmayın yanlış. Bak senin kusurunu yerim. Pardon abi. Sana son kez bir soru daha soruyorum. Buyur abi. Benim karımı hiç gördün mü? Hayır abi görmedim. Göremezsin çünkü ben evli değilim. Öyle mi? Serdar Gökalp ben. Serkancım. Havva Hanım ve Hüseyin Bey bana dediler ki Serdar Gökalp, Serkan Bey'e bir telefon şakası yapar mısınız dediler. Ya de Serdar lütfen ya. Vallahi. Ya valla. Ya şu an ter içinde olan arabanın içinde oturmuş. Yemin ediyorum valla. Kafayı sıyıracağım ha. Serkancım tamam sen bir kendine gel sevgili kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya. Peki tamam şunun da iznini alayım da iznin varsa yayınlıyorum bu şakayı. Tamam hadi bakalım. Kardeşim çok teşekkür ederim anlayışın için, görüşmek üzere. İyi günler sağ olun. Eyvallah öptüm. Vallahi çok korktum sağ olun. Eyvallah öptüm bay bay.